O tip süreçlerde çok ciddi değişiklikler var. Yaklaşık 1,5 yıldır. Ve bu değişikliklerden bir tanesi artık süreç hızlı ilerliyor idari aşamada. Ve kişiler bunun için göçmenlik dersine başvuru yaptıkları zaman 1,5 ayda görüşmeye çağrılacaklar. Ve o 1,5 ay sonra gittikleri görüşmede dosyalarını kanıtlayabilmeleri, evraklarını sunabilmeleri ve sorulara cevap veriyor olmaları lazım. Eğer bu başarılı bir noktadaysa onay alırlar ve hızlı onay almış olacaklar. Eğer çok ciddi kanıtları yoksa, sadece anlatımla belli şeyler anlatılıyorsa, o zaman onay alma ihtimali düşük olacak ve ondan sonra yaklaşık birkaç ay sonrasında da artık sınır dışı sürecine bu şekilde hızlı giriyor olacak. Yani biri o başvuruyu yaptıktan tahminen olumsuz cevabı alırsa 4 ay sonra şu anki süreçte sınır dışı mahkemesinde olacak. Tabii bu sefer göçmenlik mahkemesi, sınır dışı mahkemesi onun dosyasını eğer orada da incelenmesini istiyorsa onlar da ona bir şans veriyor ve inceliyor olacaklar. Şu anki süreçlerle o 2-3 yıl sürebilecek bir sürece dönecek. Oranlar cevabı şöyle verebilirim. Eğer güçlü bir dosyanız varsa evet şansınız yüksek olacak onay almada. Eğer güçlü bir dosyanız yoksa da maalesef ilk aşamada, idari aşamada onay alma şansınız çok çok az olacak diyebilirim. Çünkü yeni yönetim artık bu tip başvurularında özellikle idari aşamalarda çok ciddi şeyler yoksa bu kişilerin durumunu onaylamayıp mahkemeye sevk etme yolunda ilerliyor. Yani gittikçe bu uygulamanın arttığını görüyoruz diyebilirim.